Eftelye Otellerinin sunduğu Seda Ertuğrul ile ana haber bülteni başlıyor. Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Güne ait gelişmelerle bu akşam da birlikteyiz. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı siyasiler vatandaşları uyardı. Geçen cuma günü 48 saat için uygulanan yasak nedeniyle market ve fırınlarda yaşanan sosyal mesafe ihlallerinin tekrarlanmaması açısından yapılan uyarıda kurallara uyalım. Ekmek dağıtımı hafta sonu yapılacak hatırlatması yapıldı. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 17 Nisan saat 24 ile 19 Nisan saat 24 arasındaki sokağa çıkma yasağı ile ilgili yayınlanan genelgeye istinaden, vatandaşlarımızın genel ihtiyaçlarını hem kişisel hem toplum sağlığımız için sosyal mesafemizi koruyarak zamanında tamamlanması adına halkımızın gerekli tüm tedbirlere uyulması hassasiyetle önem taşımaktadır. Çalışma izni olan tüm sektörlerimiz sokağa çıkma yasağı süresince başta fırınlarımız olmak üzere üretim ve dağıtıma devam edecektir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlara uyarıda bulundu. Türkdoğan, vatandaşların alışverişlerini son ana bırakmamaları gerektiğini vurguladığı açıklamasında, bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti diyerek konuşmasına devam etti. Türkdoğan, aynı yasak bu hafta da uygulanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önceden kamuoyuna duyuruldu. Vatandaşımızın acil olan ihtiyaçlarını vakit kaybetmeden gidermeleri, yasağın son günü geçtiğimiz haftaki yaşanan görüntülerin oluşmaması için son ana kadar beklemeden eksiklerini gidermelerini öneriyorum. Hükümetin belirlemiş olduğu kurallara, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kurallara uyarsak bu sıkıntıdan en kısa süre içerisinde kurtulmuş olacağımıza inanıyoruz. Koronavirüsü belasından kurtulmak adına gerek sağlık çalışanları, gerek güvenlik güçleri ve gerekirse diğer birimlerin göstermiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede zarfında bu musibetten kurtulmayı canı gönülden istiyor ve niyaz ediyorum, dedi. Antalya Valisi Münir Karaoğlu, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında pazar yerlerinde yaşanan olumsuzluklarla ilgili, eğer pazar alanlarında kontrolü sağlayamazsak kapatmaktan endişe duymayız, dedi. Video konferans toplantısı yapan Vali Karaloğlu, toplantıda pazar yerlerinde alınacak yeni önlemlere dikkat çekti. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaymakamlar, belediye başkanları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atlıhan Dere ve Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz katıldı. Vali Karaloğlu, Antalya'da mücadeleyi kapsamlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Özellikle pazar yerlerinden çok şikayet aldıklarını söyleyen Karaloğlu, tedbir alınmazsa Antalya'da ipin ucunu kaçırırız ifadelerini kullandı. Hafta sonundan önceki ciddiyetin devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yapan Karaloğlu, bu son iki gün yaşadıklarımız devam ederse endişem odur ki Antalya vaka sayısı bakımından kötü illerden birisi haline gelir. Buna kesinlikle ama kesinlikle müsaade etmemeliyiz, dedi. Sayın seyirciler, Antalya İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu'nun koronavirüsü önlemek adına aldığı yeni kararlar doğrultusunda tüm lokanta ve restoranlarla pastane ve benzeri iş yerleri bundan böyle hafta içi ve sokağa çıkma yasağının olmadığı hafta sonlarında 7 ila 22 saatler arasında hizmet vermesini kararlaştırdı. 21 Mart'ta tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin sadece paket servis, gel al benzeri şeklinde müşterilerinin oturmasını müsaade etmeden hizmet vermelerine karar verilmişti.
Alınan yeni kararda ise çalışma saatleri düzenlenen işletmeler bundan böyle hafta içi ve hafta sonları 07-22 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda işletmeler sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de kapalı olacak. Antalya'da bulunan bakkal, büfe, TAP DDK belgeli bayiler iş yerleri de hafta içi ve hafta sonlarında 07-22 saatleri arasında hizmet verecek ve sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de kapalı tutulacak. Kentteki özel araç, hafif ticari araçlar ve ticari taksilere şoför dahil 3 kişi binebilecek. Birden fazla kişi olan araçlarda maske takma zorunlu olacak. İl Umumi Hıfz-ı Sıha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere kurul kararına aykırı davranmaktan 3150 TL ve 392 TL idari para cezasının yanı sıra 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Sonra biz de ona bağlı olarak Antalya İl Pandemi Planı... AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı Şehitler Haftası nedeniyle online izlenebilen Kur'an-ı Kerim kivayeti ve dua okuttu. Şehitler Haftası nedeniyle AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptırılıp dua okundu. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe dikkate alınarak planlanan Şehitler Anma Programı AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı'na ait Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından bugün saat 16'da canlı yayınlandı. Alanya Belediyesi ekipleri Avsallar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde mimari projeye aykırı alanların bulunduğunu tespit etti. Yıkım kararına uyulmaması nedeniyle kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı. Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Avsallar Mahallesi 1084 parsel içindeki iş merkezine ait yapıda mimari projeye aykırı alanlar tespit ederek geçtiğimiz Aralık ayında mühürlemişti. Kaçak yapının yıkılması için alınan encümen kararına istinaden imar kanunu çerçevesinde bu yapı Alanya Belediyesi tarafından yıkıldı. Alanya Belediyesi tarafından kaçak ilave alanın yıkımı için gerekli sürenin yapı sahiplerine verilmesine rağmen yıkım işlemi yerine getirmeyince yapının yıkımı Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kontrolünde gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ve bu süreci fırsata çevirmek isteyenlere izin vermeyeceklerini, özellikle böylesine hassas bir süreçte fırsatçılara asla izin vermeyeceklerine dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Cavit Arı, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hükümetin infaz düzenleme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta içi içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cezaların infazı ile ilgili bir düzenleme gerçekleştirildi. Bu konuya ilişkin farklı kesimlerden farklı yorum ve tepkiler geldi. Bu düzenleme ile alakalı Cavit Arı Alanya Posta TV'ye konuştu. Ve ülkemizi saran bir koronavirüsü salgınıyla karşı karşıya. Arı açıklamasında bu düzenleme bir af değil. Sadece cezaların infazı ile ilgili düzenleme ve yine denetimli serbestlik düzenlemesi şeklinde gerçekleşti. Kamuoyunda çok dikkat çeken bir konu olan bu duruma değişik değerlendirme ve algılar geliştirildi. Burada infaz düzenlemesi yapılmış olmakla beraber kamuoyu tepkisine yol açan, kamuoyunda dikkat çeken belirli suçlar bu düzenlemenin dışında kaldı. Özellikle kasten adam öldürmek, yaralamalar, cinsel istismar ve madde ticareti ve bağımlılığı gibi suçlar bu düzenlemenin dışında kalan suçlardır. Bunun bu şekilde bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum dedi. Ülkemizde ve dünyada ciddi bir koronavirüs salgını var ve bu nedenle de hemen hemen herkes büyük bir sıkıntı yaşamakta. Önce sağlık geliyor tabii ki. Bu nedenle de toplumun her kesiminde değişik endişeler var. İşte bu endişelerden yola çıkarak da özellikle cezaevlerinde yaklaşık 300 bin civarında mahkum ve tutuklunun bulunması nedeniyle ülkemizde bir
infaz düzenlemesi gündeme taşındı. İşte geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cezaların infazı ile ilgili bir düzenleme gerçekleştirildi. Bu düzenleme bir af değildi esas itibariyle. Sadece cezaların infazı ile ilgili bir düzenleme ve yine denetimli serbestlik düzenlemesi şeklinde gerçekleşti. Tabii kamuoyunda çok dikkat çeken bir konuydu. Değişik değerlendirmeler ve algılar geliştirildi. Burada bir infaz düzenlemesi yapılmış olmakla beraber kamuoyu tepkisine yol açan, kamuoyunda özellikle dikkat çeken belirli suçlar bu düzenlemenin dışında kaldı. Özellikle kasten adam öldürme suçu, yaralamalar, özellikle cinsel suçlar bu düzenlemenin dışında. Uyuşturucu ile ilgili düzenlemeler yine bu düzenlemenin dışında, bu şekilde bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, iş yerleri kapalı olan ve kapatmak zorunda kalan iş yerleri sahiplerinin mağduriyetlerine el atılması gerektiği çağrısında bulundu. Tabii ki beklentimiz yüksek. Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında birçok iş yeri kapandı. Bu iş yerlerinin sahipleri oldukça mağdur hale geldi. Bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Nuri Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tüm esnaflar için çağrıda bulundu. Koronavirüsün ekonomik etkilerinin ülke genelinde olduğu kadar ilçede de hissedildiğini dile getiren Demir, berber, kuaför, kahvehane, hamam ve benzeri gibi işletmeler getirilen yasaklar ile kapandı. Geri kalan diğer işletmeler ise açık olmasına rağmen çok büyük gelir kaybına uğradılar. Hatta onlar da iş olmadığı için iş yerlerini kapattılar. Bu iş yeri sahibi esnafımız birçoğumuzun kardeşi, yakını, arkadaşı, yani bizlerden birileri. Bu iş yerlerinin dükkan sahipleri, eğer sadece dükkanlarınızın kirası ile geçiminizi sağlayamıyorsanız ve sizi maddi açıdan sıkıntıya sokmayacaksa, gelin bu esnaf arkadaşlara anlayış gösterin ve bu süreçte kiraların tamamını ya da en azından yarısını almayın. Bu sıkıntı bittiğinde bu arkadaşlarımızın dükkanlarınızda eski günlerde olduğu gibi oturmaya devam etmelerini istiyorsanız siz de elinizi taşın altına koyun. 2-3 ay kira almamak çoğunuzu etkilemez ama o esnaf arkadaşlarımızı iş yerlerini bir daha açamayacak düzeyde etkiler. Bu günleri birlik, beraberlik ve el ele vererek geçirirsek en az kayıpla atlatırız dedi. CHP ilçe başkanı Coşkun Karadağ, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İçişleri Bakanlığı tarafından ikincisi uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili vatandaşları uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu uygulamada bir takım olumsuz şeyler yaşandı ve görüntüler yer aldı. Tekrar böyle bir şeyin yaşanmaması adına Karadağ vatandaşları uyarı ve ricada bulundu. Karadağ, olması gereken buydu. Vatandaşların böyle bir durumda önce tedbir almalarına izin verilerek bu şekilde önlem uygulanması doğru olanı. İlkinde ne yazık ki olumsuz ve bizi oldukça üzen görüntüler yaşandı. İkinci uygulamada böyle şeylerin yaşanmaması adına Sağlık Bakanlığı'nın 14 maddelik kuralına uyulmalı, sosyal mesafeye dikkat edilerek sokağa çıkılmalı. Kişisel tedbirlerin pandemin tedbirlerine harfiyen uyularak ikincisi uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını evlerimizde geçirelim. Tedbirlerimizi önceden alarak olumsuz durumlara mahal vermeyelim dedi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanları için Alkü Hastanesi Acil Servisi önünde ikram aracı kurdu. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi önünde ikram aracı kurdu. Söz konusu hizmetten hastaneye gelen hasta ve yakınları da ücretsiz olarak yararlandı. ALSO Başkanı Mehmet Şahin, fedakar sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve onlara moral vermek istiyoruz dedi. Evet, bugün burada fedakarca çalışan sağlık mensuplarının bir nebze manevi onlara destek olmak için buraya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çay ocağı tarzında
meşrubat, su, soda vesaire faydalanabilecekleri bir sistem kurmaya çalıştık. Altso Başkanı Mehmet Şahin, ikram aracında çay ve kahvenin yanı sıra simit ve meşrubat ikramı da yapılacağını açıkladı. Çünkü akşam 7 ile sabah 7 arası 250-300 tane personel, sağlık personeli çalışıyor. Onlar bu tür ihtiyaçlarını gece gideremiyorlar. En azından burada çayını, kahvesini, hatta simit poğaça da koyacağız arada. Arkadaşlarımızın bir nebze fedakarca çalışan sağlık mensubu arkadaşlarımıza destek olmak için Büyükşehir Belediye'mizle birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik Ticaret Sanayi Odası'yla. Ben burada tabii bize destek olan başta Büyükşehir Belediye'mize, zaten ortak yapıyoruz bunu Büyükşehir Belediyesi'yle. Bunun yanında Elif AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümrükçülere çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey bizim soda, meşrubat vesaire... İkram aracını hizmete sokmak amacıyla bir araya gelen ATSO Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Değirmenci, Alaaddin Kirkubat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekim Profesör Doktor Hüseyin Akadamyalı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ATSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu, sağlık çalışanlarıyla acil servis önünde bir araya geldiler. ATSO Başkanı Mehmet Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci, ikram aracının hizmete açtıktan sonra sağlık çalışanlarına çay ikram ettiler. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci de sağlık çalışanlarının salgın ile mücadelede kahraman gibi çalıştıklarını belirtti. Fedakarlıklarına karşılık nasıl bir yardımda bulunuruz diye düşünürken işte hasta yakınları merkezimizin bir tahsisi söz konusu oldu. Orada da zaten bu şekilde çay, kahve ve... Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesi acil servis önünde ikram aracı kurdu. Söz konusu hizmetten hastaneye gelen hasta ve yakınları da ücretsiz olarak yararlandı. ATSO Başkanı Mehmet Şahin, fedakar sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve onlara moral vermek istiyoruz dedi. Evet, bugün burada fedakarca çalışan sağlık mensuplarının bir nebze manevi onlara destek olmak için buraya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çay ocağı tarzında meşrubat, su, soda vesaire faydalanabilecekleri bir sistem kurmaya çalıştık. ATSO Başkanı Mehmet Şahin, ikram aracında çay ve kahvenin yanı sıra simit ve meşrubat ikramı da yapılacağını açıkladı. Çünkü akşam 7 ile sabah 7 arası 250-300 tane personel, sağlık personeli çalışıyor. Onlar bu tür ihtiyaçlarını gece gideremiyorlar. En azından burada çayını, kahvesini, hatta simit poğaça da koyacağız arada. Arkadaşlarımızın bir nebze fedakarca çalışan sağlık mensubu arkadaşlarımıza destek olmak için Büyükşehir Belediye'mizle birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik Ticaret Sanayi Odası'yla. Ben burada tabii bize destek olan başta Büyükşehir Belediye'mize, zaten ortak yapıyoruz bunu Büyükşehir Belediyesi'yle. Bunun yanında Elif AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümrükçülere çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey bizim soda, meşrubat vesaire... İkram aracını hizmete sokmak amacıyla bir araya gelen ATSO Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Değirmenci, Alaaddin Kirkubat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekim Profesör Doktor Hüseyin Akadamyalı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ATSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu, sağlık çalışanlarıyla acil servis önünde bir araya geldiler. ATSO Başkanı Mehmet Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci, ikram aracının hizmete açtıktan sonra sağlık çalışanlarına çay ikram ettiler. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci de sağlık çalışanlarının salgın ile mücadelede kahraman gibi çalıştıklarını belirtti. Fedakarlıklarına karşılık nasıl bir yardımda bulunuruz diye düşünürken
İşte hasta yakınları merkezimizin bir tahsisi söz konusu oldu. Orada da zaten bu şekilde çay kahve vesaire bir ikram yaparız falan diye yine bir program yapmaya çalışırken tesadüf de aslında biraz. Mehmet Şahin Başkanım'la bir araya geldiğimizde onların da böyle bir düşünce içerisinde olduğunu öğrenince hem kurumların birbiriyle işbirliğinin öne çıkması açısından hem de ortak paydada buluştuğumuz için böyle bir destek sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarına karşı birlikte yapalım kararı aldık. Ve inşallah bugün bunu hayata geçireceğiz. Ben de bütün başhekimim nezdinde bütün sağlık çalışanlarına bu gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, infaz yasası resmi gazeteden geçmesiyle cezaevinden çıkışlar başladı. Muhalefet neden destek vermediği sorusunun cevabını konuğumuz CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'dan alacağız. İyi akşamlar Sayın Arı. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum bizi izleyen tüm izleyicilerimize, seyircilerimize, vatandaşlarımıza. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İnfaz yasasını nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Beklentileri karşıladı mı? Şimdi ülkemizde ve tüm dünyayı saran bir koronavirüs vakası yaşanmakta. Bunu sıcak bir şekilde yaşıyoruz malum. Evet. Bugün her şeyden önce sağlık gelir diyoruz ve sağlığımızı ciddi anlamda tehdit eden bir virüsle karşı karşıyayız. Ve şu an tüm Türkiye'de bu virüse karşı her türlü sağlık önlemlerini alan günleri yaşıyoruz. Yani evet. öyle ki artık evden çıkma yasaklarının bile uygulandığı veya belli yaş gruplarının ancak sokağa belirli düzenlemelerle çıktığı, yine iş yerlerinin işte kapatıldığı, iş yerlerinin şu an çalışamaz olduğu dönemleri yaşadığımız günlerdeyiz. Yani kısa özet, şu an bu virüsten kaynaklı bir ülkede sağlık sorunu var. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Tabii bu virüs vakasının çok sonuçları var. Birbirinden farklı sonuçları var. Bunun en başta geleni sağlıkla ilgili. İşte ülkemizde binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Ben öncelikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yine çok sayıda vatandaşımız bu virüs vakasından dolayı şu an hasta vaziyette. Şimdi birincisi bunun sağlık yönü. İkincisi tabii daha sonra belki işleme fırsatımız olursa işin ekonomik boyutu var. Ve yine üçüncüsü sosyal boyutu var. Kısacası çok farklı sonuçları var. İşte başlangıçta ifade ettiğim gibi en önemli konu da şu an sağlıkla alakalı. İşte buradan yola çıkarak şunu ifade etmek istiyorum. Tabii insanların bu virüse yakalanmaması için belirli koruyucu önlemleri alması gerektiği, bu işin sahibi olan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgililer tarafından uyarılmakta. Belirli koşullarda sağlıkla bu virüsle mücadele edebilmenin yolları aranılmakta. Şimdi düşünün ki insanlar arasında sosyal mesafe diye adlandırabileceğimiz belirli mesafeler, yine işte temizlikle ilgili belirli hassasiyetlerin gösterilmesi gerekmekte. İşte buradan yola çıkarak cezaevlerinde sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak değerlendirmek gerekirse, evet. Vatandaşlarımız, yani onlar da bizim vatandaşımız, suç işlemiş olabilirler. Ancak sonuçta mahkum olmuş, cezasını çeken bu insanlar bizim insanımız. Bu insanlar şu an cezaevinde bir virüs tehdidiyle karşı karşıya. İşte bu virüs tehdidiyle karşı karşıya olan ve sayısı 300 bini geçen tutuklu ve hükümlü cezaevinde yatan şahısların sağlığı da ciddi anlamda bir tehdit altında. İşte yıllardır bir infazda değişiklik beklentisi vardı. Malum son iki seçimdir özellikle işte iktidar partisi ve ona destek veren bir partimiz bunu gündeme çok sık taşımıştı. Ve gelinen noktada da bu virüs salgınından
yola çıkaraktan da bunu da yine bir esaslı gerekçe sayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir infaz düzenlemesi getirildi. Tabii esas temelde baktığımız gerekçe şu an sağlığı tehdit eden ciddi bir virüs vakasının yaşanıyor olması. Yani bu yanıyla baktığımızda cezaevlerinin bir anlamda seyrekleştirilmesi, sayısının orada yatan insan sayısının azaltılması yönünden baktığımızda tabii ki hepimizin desteklediği bir konu. Şimdi evet, buraya suç türleri dahil edilmeli veya yasadan çıkartılmalıydı sizce? Aynen, buraya kadarki özetim böyle bir düzenlemenin özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu sağlıkla ilgili ciddi bir gizli konunun yaşanmış olması nedeniyle böyle bir gelişmenin olması doğru. Ancak üzerinde tartıştığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yine belirli tabanların çok memnun kalmadığı düzenlemeler de var. Yani toplumun daha doğrusu bu tamamen vicdanına uygun bir düzenleme oldu mu, olmadı mı? İşin esası aslında burada yatmakta. İşte Cumhuriyet Halk Partisi de buradaki çekincelerinden dolayı bu düzenlemenin belirli esaslarına itiraz et. Bu itirazları sürecinde her türlü mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler orada sergiledik, dile getirdik. Ancak maalesef ki işte meclislerde sayısal çoğunluk bu parmak hesabı her zaman sayısal çoğunluk kimdeyse doğru mu yanlış mı bakılmadan çoğunluğun dediği kabul edilmekte ve bugün bence belirli yanlışlıkları içeren ve toplumda belirli rahatsızlıklar da uyandırabilen ve de yine belirli beklentileri karşılamayan bir düzenleme gerçekleşti. Şu an tam anlamıyla toplumu tatmin etmeyen bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Evet. Peki sağlıkta şiddet yasası düzenlemesi de çıktı. 315 milletvekili oy kullandı. 25 milletvekili red oyu kullandı. Neden red veren milletvekilleri var? İşte ifade ettiğim gibi yani şimdi red sayısı daha fazla. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bizler yani meclise görüşmeye katılan milletvekili arkadaşlarımız olarak biz bu düzenlemenin doğru olmadığını, daha doğrusu yeterli olmadığını bile getirdik ve bu anlamda da toplumdaki genel beklentileri ve kamu vicdanını çok da tatmin etmediğini ifade ederek red oyu kullandık. Zaten sıkıntı da şurada, kamuda çoğunluk zaten tabii ki istemiyordu ve ama baktığımız zaman tabloda mecliste olay böyle değil. Anlayamadım. Tekrar olabilir miyim? Peki bunun sonucunda bizi neler bekliyor? Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki kamu yoklamasında da vatandaşın çok ciddi bir tepkisi var. Evet. Geri adım atıldı. Evet. Şimdi işte bizi neler bekliyor sizce? Şimdi şöyle hem vatandaşlarımızı bizi izleyenleri de genel bir bilgilendirme yaparak bunu izah edeyim. Müsaade ederseniz eğer vaktimiz de uygunsa. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bakın 2002 yılında bu ülkede cezaevinde yatan tutuklu ve hükümlü sayısı 50 bin. Bakın 2002'de cezaevinde yatan sayısı 50 bin civarında. Yıl 2020. Cezaevinde yatan sayısı ise 300 binin üzerinde. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir ülkede cezaevinde yatan sayısı nüfus o kadar artmadığı halde, yani oranlama yönünden baktığımızda o kadar artan bir nüfus olmadığı halde ve arada bir takım düzenlemeler yapıldığı halde 50 bin sayısını 300 bine çıkmış. Yani 6 kat şu an cezaevlerinde yatan insan var. Bunlar bizim insanlarımız yani sonuç itibariyle. Şimdi belirli suçları ayırıyoruz. Yani toplumda hassasiyet olarak hepimizin özen gösterdiği belirli suçları tabii ki burada var olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Ve bu anlamda da zaten bizim de bir talebimiz olmadı. Ancak bu neyi gösteriyor? Yani
kapasitenin bu kadar 6 kat artmadığı halde cezaevleri 6 kat dolmuş. Şimdi orada hem normal zaman içerisinde insanların insan hakkına uygun bir şekilde cezasını çekebileceği bir cezaevi olmadığını söyleyebiliriz. Yani şimdi iktidar fabrika yerine cezaevi yapan bir hale geldi, ben onu da size söyleyeyim. Yani maalesef bu iktidar açtığı fabrikalarla değil, açtığı cezaevleriyle övünen bir iktidardır. Onu da söylemek istiyorum. Ancak buna rağmen cezaevleri ağzına kadar dolu. Neredeyse nöbetleşerek aynı yatakta yatan insanlar var. Şimdi önce bu kadar cezaevlerinin dolmasının anlamı nedir? Sebebi nedir? Buna bakmak lazım. Yani bu kadar zamanda niye bu kadar bu cezaevlerinin doldunuz? Esasen sorgulamamız gerekiyor. Şimdi yanlış yönetimler, yanlış ekonomik uygulamalar, sonuçta toplumun bir anlamda dengesini bozan bir takım gelişmeler insanların suça itilmesine etki eden faktörler olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani bir kere bunları yaşadık. Şimdi onun ötesinde 2010 ve 2017 referandumlarıyla bir takım cezalarla ilgili anayasa değişiklikleriyle insanların daha çok böyle mahkemelere sevk edildiği, daha çok böyle cezalandırılabilecek sonuçların da olduğu bir dönemleri yaşadık. Özellikle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla açılan çok sayıda davalar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelinen noktada bu kadar, yani 300 bin civarında şu an cezaevinde yatan insanımız var. Bunların gerçekten önemli bir kısmının tahliye edilmesi gerekir. Şimdi devletin temel esası yönüne baktığımızda ne olmalı biliyor musunuz? Önce devletin kendine karşı efendim suç işlemiş olanlar varsa oralardan başlamalı. Yani şahsın suçu kime işledi, suçun mağduru kim? Önce ona bakmak lazım. Şimdi buna bir kere bakılmadı. Şimdi niye bakıl? Şu an uygulamada ne var? Ben size söyleyeyim. Kişiler arasındaki suçlardan kaynaklı efendim açılmış davalar ve buna dayalı mahkum olmuş kişilerin şu an affı var. Yani düşünün ki bu ülkede şöyle söyleyeyim. Bakın bir tren kazası var. Tren kazası yaşandı. Örneğin Çorlu tren kazası. Şimdi burada küçük çocuktan tutalım. Çok sayıda vatandaşımız öldü. Adı kaza ama aslında idarenin tedbirsizlik ve dikkatsizliğiyle efendim altyapısını doğru hazırlama işiyle kaynaklanan bir kazaydı. Veya benzeri kazalar var. Şimdi burada mağdur kim? Vatandaş. Ama biz şimdi ne yaptık devlet olarak da? Vatandaşın mağduriyetini affettik. Böyle bir şey olmamalı aslında. Anlatabildim mi? Şimdi birincisi bunlar. İkincisi kamuoyunda çok dile getirilen efendim işte adam öldürme suçları şu an kapsamda yok. Önce onu söyleyeyim. Bizi izleyen vatandaşlarımızın en azından bilgisi olsun. Yine yakın akrabalar, yani kanunda sayılı bu. Arasında işlenen yaralamalar, kasti yaralamalar. Efendim yine başka şahsa karşı da, yani akraba olmayan şahsa karşı da işlenmiş olsa ağırlaştırılmış yaralama suçu kapsamda değil. Yani bu düzenlemenin şu an kapsamında olmayan suçları sayıyorum. Yine işkence suçu kapsamda değil. Yine cinsel dokunulmazlıklara karşı işlenen suçlar. Bunu özellikle üzerine basa basa söylemek istiyorum. Çünkü bu yasa en çok gündeme gelen, kamuoyunda gerçekten infial oluşturacak kadar vatandaşımızın tepkisini çeken cinsel dokunulmazlıklara karşı işlenen suçlar bu düzenlemede yok. Bir kere onu söylemek lazım. Çünkü bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgileri vardı. O nedenle bu kapsama alınmadı. Yine uyuşturucu ve uyarıcı madde efendim imal edenler ve bunun ticaretini yapanlar yine aynı şekilde bu kapsamda değiller. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar yine bu düzenleme kapsamında yok.
ve yine en önemlisi devletin güvenliğine karşı işlenen ve yine terör suçları diye ifade edebileceğimiz suçlar bu düzenlemenin kapsamında yok. Şimdi evet. Bunun kapsamında neler var dersek, bunun kapsamında ben size söyleyeyim, özellikle rüşvet almış, irtikap suçu işlemiş, dolandırıcılık suçu işlemiş olanlar başlayarak burada var. Yani bu teklifi getirenler şunu demişler. Demişler ki kardeşim sen rüşvet alabilirsin, dolandırıcılık yapabilirsin, efendim irtikap suçu işleyebilirsin örneğin, ben seni affedebilirim. Ama sen yazı yazamazsın, düşünceni ortaya koyamazsın, fikir üretemezsin. Ben seni eğer bu şekilde mermiyle değil de kalemle bir şeyler yapmaya çalışırsan seni affetmem. Yani düşünün bu ülkede yazı yazmıyor. Toparlayalım hemen. Çok özür diliyorum. Süremiz çok kısıtlı şu anda. Toparlarsak çok sevineceğim. Kaç dakikamız kaldı, ben ona göre toparlayayım. Yaklaşık son bir dakikamız. Aman aman söylememiştiniz. O zaman şöyle diyelim. Bugün bu düzenlemede bakın kamuoyunun tam bütün beklentileri karşılanmadığını ifade etmiştim. Şimdi özellikle bakın belirli hukukta adi suçlar dediğimiz suçlar vardır. Bunların birçoğu bu düzenleme kapsamına alındı. Ama fikirle ilgili işte gazetecilerin, yazanların, çizenlerin şu an bu kapsamda yok. Yani bir hani kamuoyunda çok konuşuluyor ya, efendim bir dolandırıcılığı yapan şimdi tahliye olacak ama bunu yazan tahliye olamayacak. Böyle bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın bu bir aslında aftır. Bu düzenleme kanundaki karşılığı aslında bir aftır. Affın anlamı ne? Affın kuralları var. Bir affın eğer mecliste kabul edilebilmesi için, bakın ben size söyleyeyim, 3/5 oranında milletvekilinin buna kabul oyu vermesi gerekir. Şu an böyle bir kabul oyu yok. Neden? Çünkü iktidara mensup kişiler, yani iktidardaki partiler anlaşma ihtiyacı duymak istemediği için bu şekilde geçirdi. Eğer af kapsamında değerlendirmiş olsaydı 3/5 yani 360 milletvekilinin burada oy kullanması gerekirdi. İşte esasen usulüne uygun olmayan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Onu söyleyeyim. Şimdi bu bir ceza kanununda cezaların hafifletilmesi değil. Bakın onu söyleyeyim. Ceza miktarları yine aynı miktarlar. Ancak ne değişiyor? İnfaz süreleri değişiyor. Örneğin daha önce, örnek olsun diye söylüyorum, bir suç karşılığında 6 yıl ceza almış diyelim ki bir kişi. Önceden 3/2 oranında bunun mahkumiyeti vardı. Yani nedir? 4 yıl. 4 yıl yatarı vardı. Sonra bunun şartlı tahliye hükümleri getirildi. Yine belirli düzenlemeler bu iktidar zamanında. Şartlı tahliyeden yararlandığında da 1 yıl bunun yatarı, şartlı tahliye sınırı kalıyordu. 3 yıl yatıyordu. Şimdi ne oldu? Bakın şimdi ne oldu? Daha iyi anlaşılsın. Şimdi o 3/2 indi size söyleyeyim 1/2'ye. Yani nedir? 6 yıl ceza almış birisi 1/2'ye yani 3 yıl yapması gerekiyor değil mi? Şimdi bu sefer şartlı tahliye süresini o suçta 3 yıla çıkardılar. Dolayısıyla 6 yıl ceza almış adam elini kolunu sallayarak piyasada dolaşacak demektir. Yani kısacası bu düzenlemenin çok doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Ve burada gerçekten bu kapsamda olması hani gerekirken yer almayan, bilhassa işte gazeteciler başta olmak üzere ifade ettiğim gibi, ama kapsamda en azından biz mücadele verdik ki kırmızı çizgimiz olarak dile getirdik. İşte cinsel suçlar bilhassa, uyuşturucu bilhassa, cinayetler bilhassa, kısa öz eksikleriyle bugün var olan bir düzenleme şu an uygulamaya geçildi ve yaklaşık 90 bin mahkum
şu an cezaevlerinden tahliye olacak. Bir başka enteresan bir şeyi söyleyerek müsaade ederseniz bitirelim. Şimdi bakın bu düzenlemeden kimler yararlandı biliyor musunuz? Bu düzenlemeden şimdi 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlar ve de mahkum olan cezası kesinleşmiş olanlar. Çok garabet bir durum. Şimdi tutukluluğu devam edenler yani hakkında daha mahkemenin bir karar vermemiş, daha o kişinin cezalandırılıp cezalandırılmayacağı belli olmayan tutuklular şu an cezaevinde yatmaya devam edecek. Belki adam yarın tarih olup ileriki süreçte beraat de edebilecek. Bakın düşünün, daha yarın ne olacağı belli olmayan bir kişi bu düzenlemeden yararlanamıyor. Ama hakkında mahkumiyeti kesinleşmiş, evet suçlusun kardeşim sen denmiş, yargısal süreçler tamamlanmış, her türlü yargı süreci tamamlanmış, mahkumiyeti kesinleşmiş kişi bu düzenlemeden yararlanıp tahliye oluyor. Yani böyle garabetlerin olduğu bir düzenleme. İşte biz bu düzenlemelerin doğru olmadığını, hukuk ilkelerinin burada doğru işletilmediğini savunuyoruz. Bu düzenlemeler de bugün ülkemizde zaten yargıya olan güven yerlerde sürünüyor, onu söyleyeyim. Şu an Türk halkı yargıya, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına güveni bakın %30'lar seviyesinde. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir hava kadar, su kadar hayati olan bir yargı bağımsızlığı bugün maalesef ülkede olmadığına dair genel bir kanaat hakim. Bu da çok efendim olumsuz bir anlayıştır, olumsuz bir durumdur. Yani daha doğrusu işte iktidarın esas buralarda yargının tekrar güvenilir hale gelebilmesini sağlaması lazım. İşte bu düzenlemelerin yanlış yapılması da yargıya olan güvende her geçen gün daha da zedelemektedir diyorum. Teşekkür ediyorum. Başka sorunuz var mı bilmiyorum. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. İnşallah aldığımız tedbirler deneme yanılma yöntemiyle oluşmuyordur diye temenni ediyoruz efendim. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geçen hafta sonu yaşanan Geçen İçişleri Bakanlığı yasak süresince açık olacak yerleri ve yasaktan muaf olacak kişileri genelgeyle duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağı süresince açık olan yerler duyuruldu. Genelgeye göre açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şu şekilde. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, ilaç tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi yapan iş yerleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, oteller ve konaklama yerleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basın matbaaları. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, maske temininde zorlanan kırsal mahalledeki vatandaşlara dağıtılmak üzere muhtarlara 50 bin adet maske verdi. Alanya Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadelesini aralıksız devam ediyor. Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler COVID-19 nedeniyle mahalle, sokak, cadde, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere her yerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürmesinin yanı sıra vatandaşlara maske dağıtımına da devam ediyor. Belediye ekipleri maske temininde güçlük çeken kırsal mahallelerdeki vatandaşları da unutmadı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal mahalle muhtarlarına vatandaşlara dağıtılmak üzere 50 bin adet maske verdi. Ben elimden geldiği kadar her tarafa yetişmeye çalışıyorum. İzole yaptım yani. Şehirde,
gıda olarak, tıbbi olarak yani sağlık olarak yardımlarını yapmaya çalışıyoruz. Allah izin verirse de gelecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, maske dağıtımına kademeli olarak devam edeceklerini belirterek, lütfen vatandaşlarımız koyulan kurallara riayet etsin. Aldığımız tedbirlere COVID-19 tehlikesini hep birlikte aşacağız dedi. Ramazan yardımlarımızın hepsini yapacağız. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Ben size geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ramazan ayında sağlığı oruç tutmayan ve el vermeyen Müslümanlar tarafından verilen fidye ve her Müslümanın şükrünün simgesi olarak vermesi vacip kılınan fitre miktarı bu yıl 27 lira olarak belirlendi. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi de Alanya Müftülüğü fıtır sadakası Ramazan orucunu tutup iftar etme imkanı elde etmiş olmanın bir şükrü olarak dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen her Müslümanın vermesi vacip olduğu bir sadaka olduğunu hatırlattı açıklamasında. Bu miktarın ise bu yıl 27 lira olarak Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından tespit edildiğini belirtti. Din İşleri Yüksek Kurulu 2020 yılı fıtır sadakası miktarını belirlerken hadis-i şerifler, sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük askeri gıda ihtiyacı göz önünde bulundurarak tespitini yapmakta. Belirlenen 27 lira ise askeri miktar olup sadakayı fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamakta. Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden biri insanların paylaşma bilincini canlı tutmaktır. Fıtır sadakası zekattan farklı olarak daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde oruç tutmaya güç yettiremeyenler bir yoksul doyumu fidye öder. Mealindeki ayet-i kerime göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutmayan kimse daha sonra bu oruçları kaza etme imkanı bulamazsa her gününe karşılık bir fidye ödemekle mükelleftir. Vesiletün necaattır, yani onun kurtuluşumuza vesile olmasını ummamızdır. Rabbim nasip eylesin inşallah. Sugözü Mahallesi'nde 20 metrelik yolda yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yerinde inceledi. Alanya Belediyesi bir yandan koronavirüse karşı mücadelesini sürdürürken bir yandan da asli görevlerini sürdürüyor. Başkan Adem Murat Yücel, Sugözü Mahallesi Tepe Caddesi üzerinde programa alınan ve altyapı çalışmalarının ardından yapımı hızla devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, cadde ve sokaklarda eskiyen ve yıpranan yollarda asfalt yenileme çalışmaları yaptıklarını belirterek Sugözü, Tepe, Bektaş ve Paşagöy mahallelerinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yolda çalışmalar kısa süre sonra tamamlanarak hizmete açılacak dedi. Şurada dereye doldurduk, yani bas koyduk öteden beri. Biraz eksiği kaldırdı. Onlar park yapacaklar. Alanya Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Başkanı Şinasi Karanlıkoğlu her yıl coşkuyla kutlanan Aşçılar Bayramı'nı koronavirüs sebebiyle evde kutladıklarını dile getirdi. Karanlıkoğlu, işbaşı yapamayan mutfak sanatçılarına sahip çıkılmasını istedi. Alanya Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Başkanı Şinasi Karanlıkoğlu, işsizlik maaşı biten ancak işbaşı yapamayan turizm emektarlarına sahip çıkılması çağrısında bulundu. Dünyayı sarsan, ülkemize de ciddi yaralar açan bu virüs, biz turizm çalışanlarında derin yaralar meydana getirdi. Ben buradan özellikle son 6 aydır boşta kalan turizm emekçilerine ve sanatçılarına destek çıkılmasına bakanlığımızın da bu yerel yönetimlerin de talep ediyorum. İşsizlik maaşı bitip işbaşı yapamayan turizm emektarlarına sahip çıkmalıyız. Tarihte gelip geçtiği gibi bu sıkıntılı günlerimiz de geride kalacaktır.
Önemli olan doğru adreslere ulaşmamız. Karanlıkoğlu Aşçılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ise evde kal, sağlıklı kal dedi. Ramazan ayına hazırlıklarımızın devam ettiği bu kritik önemli günlerde 15 Nisan Aşçılar Bayramı olmasından dolayı biz mutfak sanatçıları olarak evde kal, sağlıklı kal diyoruz. Her yıl Alanya'da coşkulu bir şekilde kutladığımız 15 Nisan Aşçılar Bayramı 2020'de evde kalarak kutluyoruz. Tüm meslektaşlarımı cani gönülden tebrik ediyorum. Her an elinizin altında, günlük yaşamınızın her anında Aysu sizinle. Yaşam kaynağınızın adı Aysu. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumu merak ediliyor. Maçları ne zaman oynanacağı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den yeni açıklama geldi. Milliyet gazetesine konuşan Özdemir, liglerin başlama tarihini Türkiye Futbol Federasyonu tek başına belirleyemez dedi. Nihat Özdemir, buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız. Mayıs'ın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede Mayıs ayında çalışmaların başlayıp başlamayacağını bu raporlar belirleyecek ifadelerini kullandı. Eftel Otelleri Seda Ertuğrul ile ana haber bültenini sundu.